hazırladık. Gözünüz iyi olmuş burada. Mutlu günler sevgili Kanal T izleyicileri. Kıbrıs'ın en çok takip edilen haber sitesi olan Kıbrıs Postası ve Kanal T'nin ortak yapımı olan Sıcak Gündem programından yeniden merhaba. Biliyorsunuz yeni yayın döneminde sizlerle birlikte olacağız. Bizler Kıbrıs Postası farkıyla yarattığımız koruyucu önleyici habercilik anlayışıyla haberlerimizi Kanal T ekranlarından sizlerle buluşturacağız. Bugün ikinci günümüz. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Konuğumuz da var. 16 yaşında bir gencimiz, özel eğitime ihtiyaçlı bir genç. Ama cezaevine gönderiliyor. Orada yaşadıkları var. Gerçekten içler acısı bir durumdu. Ekranlarınıza getireceğiz. Kendi ağzından kendisi anlatacak bunları. Bugün konumuz bu. Bunu tartışacağız. Çok çerçeveli tartışacağız bu konuyu. Cezaevini tartışacağız. Çocuklara nasıl davranıldığını tartışacağız. Özel eğitime ihtiyaçlı olan çocuklara neler yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmamız gerekiyor? Uzman görüşü alıp yine tartışacağız. Umarım sizler de ekranların başında bunu bizlerle birlikte tartışabilirsiniz. Konuğumuz var. Bugün önce onu size tanıtalım. Ondan sonrasında görüntümüzü izleriz. Avukat Dilan Morris bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün konumuz bu. Bir gencimiz, özel eğitime ihtiyaçlı bir genç cezaevine gönderiliyor. Ve orada yaşadıkları var. Bunu sizinle değerlendireceğiz ama izleyicilerimizin belki bizim daha önce izlediğimiz ve bildiğimiz bir konuyu izlemesini istiyorum öncelikle ben. İlk kısmını, röportajımızın ilk kısmını sizlere izletelim programımızın en başında. Oturun bir de siz değerlendirin. Nedir, ne değildir? Bu gencimiz bize özel bir röportaj verdi. Röportajımızı izleyelim, sonrasında tartışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Postası önleyici koruyucu yayıncılık ilkesiyle özel eğitim ihtiyaçlı birazcık açabilirsiniz 15 sesini. Yaşında bir çocuğun cezaevi koridorlarında geçen hüzünlü öyküsünü ekranlara taşıyor. Ne zaman geldiniz açıyorsunuz? 2009'da. 2009'da yani. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman 13. Bisikleti olmayan bir çocuk izinsiz bisiklet kullandı diye gözaltına alındı. Bisiklet olayları vardı. Onlarla görüştüm. Hani bisiklet çalmıştım. Ama ondan aldılar beni polisler. Ondan sonra karakola götürdüler. Nezaret attılar. Ondan sonra yine mahkemeye çıktım. Karakolda işkence. Orada dayak yedim. Tekme yedim belime. Nasıl ilk girdiğinde mi olmaya başladı? Evet. Girerdim. Geri girmez. Nasıl tipler kullanılır? Bir uzun boylu, kalıplı bir şey. 2-3 kişinin tanıyorum içeriden. Onlar da vurdu bayağı bir. Hiç yumruk. Küfür etmediler de ya, vurdular bayağı bir. Karakola girer girmez dövmeye başlıyorlar. Nezaretine mi götürüp dövdüler yoksa adli şubenin geçişinde? Adli şubenin geçişinde. Sonra ne? Nasıl vurdular? Tekme attılar, yoksa yumruk attılar? Duvara yasladılar. Bir tokat attı. Öbürü yumruk attı, öbürü tekme attı. Hani yumrukladılar beni. Belime vurdum. Daha ben 2 ay boyunca acısını çektim belimi. Aç susuz temizlik yaptırılarak nezarethanede 9 gün. Nezarethane mi? Nezarethane. Orada ne kadar kaldın? Orada toplam 9 gün kaldım. Nezarethanede seni 9 gün tuttular. Evet. Nezarethanede olduğun süre içerisinde sana kötü davranışta bulundular mı? Kötü muamele yaptılar mı? İçeride yapmadılar. Yani yukarıda yaptılar da aşağıda yapmadılar. Nezarethanede. İhtiyaçlar nasıl gideriyordun? Yemek veriyorlar mıydı? İçeriden yemek vermiyorlar mıydı? Tuvalette biraz sıkıntı çıkartıyorlar mıydı? Arada sırada temizlik yaptırıyorlar mıydı? Nereleri temizletiyorlar sana? Nezaretin işlerini falan. 9 gün sonra mı çıktın? 9 gün sonra hani çıktım, oradan serbest bıraktılar. Peki bu kaldığın 9 gün boyunca ailen geldi mi? Geldiler. Sos hizmetlerden kimse geldi mi? Gelmedi. Kimse geldi. Sonra mahkemeye çıktım. Ne oldu peki? O zaman bir hanım vardı.
Yani yaşım küçüklüğe bıraktı beni. Rehabilite kesilince her şey yeniden başlıyor. Yani annem babam kavga ederdi. Yani içime atardım, hiçbir şey demezdim. Sonra dışarıya başladım çıkmaya. Geceler eve gelmemeye. Ondan sonra bu olaylar yine başladı. Ekonomik adaletsizlik çocukları suça itiyor. Yani canımın istediği şeyi almamak zoruma gidiyordu. İşte ben de onları nasıl yaptığımı tam şey yapamıyorum yani. Peki nasıl devam etti devamında? Devamında istiyordum ama benim olmasını ama olmuyordu. Mesela neydi o? Yani bir telefon istiyordum. O telefonun olmasını istemen çok doğal bir şey. Evet. Hepimiz istiyoruz mesela. Ama ailemin de maddi durumu yerinde değildi. Alamıyordum. Ben de almak zorunda kaldım. Yakalandın mı? Ondan sonra yakalandım, evet. Ne oldu peki? Ondan sonra da nezarete girdim. Ondan sonra da mahkemeye çıkıp yaş dolayısıyla. Elleri arkasından kelepçeli, karnına vurdular. O zaman da dövdüler. Hani, seninle uğraşamayız dediler. Peki, nasıl dövdüler ikinci yerlerini? Girer girmez mi yaptılar? Girer girmez, hani, kelepçeleri sıkılıydı yani. Bilerek sıktılar, arkadan. Vurdular içeri. O da karnına vurdular. Peki, oradan nezaretlerine mi götürdüler? Adamın altına indirdi yani nezaretlerini. Nezarete. Peki nezaretten de kötü davrandılar mı? Ya Allah'a şükür öyle bir şey olmadı aşağıda. Peki orada ikinci gittiğinde ihtiyaçlarını karşıladılar mı? Yemek. O sefer de olmadı yani öyle bir şey. Çocuklar karakola götürüldüğünde sosyal hizmetler nerede? Sadece annem babam geldi, başka kimse gelmedi. Bir gün sonra mahkemeye çıkarlar. Evet, bir gün sonra. Mahkemeye çıkarlar. Peki nezarethaneye girdiğinde duvar polisini hatırlıyor musun? Hangi tiplerdi? Hatırlıyorum. Aralarında isim konuşuyorlar mıydı? İsim konuşmalarını hatırlıyorum ama. Nasıl tiplerdi? Hani geçen seferkiler aynısı, aynı kişiler. Aynı tiplerdi. Aynı kişiler. Arkadaşıyla polisler. Evet. O gittiğiniz atar o. Evet. Sivil polisler. Evet, sivil olanlar. Resmi olanlar da diyor mu böyle hani üniformalı giyinenler? Resmi olanlar demedi yani hiç. Sadece siviller. Kaç sularını aldılar seni? Onu tam hatırlamıyorum yani. Çoğundan mı geçti? O sabah olması lazım. Yani tam hatırlamıyorum zaten. İşlemediği suçlar neden yüklenmeye çalışıldı? Sen farklı suçlar yüklemeye çalıştılar, yapmak istemedi, yapmadığı suçlar yüklemeye çalıştılar. Evet, Kıbrıs'ta olan hırsızlık olaylarını yüklemeye çalıştılar. Ama reddettim. Hani ben yapmamışım, yapmadığım bir şeyi de kabul edemem. Onlar, ben reddettikçe onlar dövmeye başladı. Ama yine reddettim. Bir şey, ondan sonra ne zaten indim. Nasıl suçlar bunlar? Hepsi hırsızlık üzerinden mi? Hırsızlık falan var mı? Hırsızlık falan. Hepsi hırsızlık. Hırsızlıktan alacağım. Hırsızlık. Evet. Çocuklar uyuşturucu kullanmaya zorlanıyor. Yani benim bildiğime göre alıyorlar, sigara sarıp içiyorlar. Hani. Tam yani şey yapmadığında hani kimden aldıklarını falan. Ama içtiklerini gördüm. Beni zorladığını almayı içmiyorum. Evet. Sonra mahkemeye çıkarıldım. Ondan da beraat aldım yani yaştan olay. Bozuk telefonu aldı. En son olay sabah işe gidiyordum. Pencere önünde telefonu buldum, gördüm. Problem oldu. Nerede çalışıyorsun? Ben şeyde TED Koleji var. Fuarlamada yeni açıldı. Orada çalışıyordum bahçıvan olarak. Yani yardımcı oluyordum. Ondan sonra sabah kalktım gidiyordum oraya. Usta yoktu. Geri döndü öyle doğru. Baktım telefon var orada. Bozuktu diye telefon. Aldım cebime koydum. Ondan sonra birileri görmüş herhalde. Söylemiş polise.
Ondan sonra da akşam yok. Ha, akşam üzeri şeyden aldılar beni, konserden. Konserden. Evet. Sonra mı zaten? Karakola bitmiyor. Ondan sonra aynı şeyler oldu. İçeride en çok tokat vuruyorlar. Boğazını sıkıyorlar, tokatlıyorlar. En çok da tokat vuruyorlar içeride. Ne kadar kaldın en son gittiğinde zaten? En son gittiğimde 3 gün. 3 gün kaldım. Ondan sonra mahkemeye çıktım. Banu Hanım vardı herhalde. Şey, hakim. Polis yani dediklerini dedi. Ondan sonra 2 ay istedi bana. Banu Hanım da verdi bana 2 ay. Kalp. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, röportajımızın bir bölümü bu sadece. Devamını tabii ki izleyeceğiz ama öncesinde biraz tartışalım. Bir bisiklet çalma hikayesiyle başlıyor. Aslında o çok kötü. Bir küçük bir çocuğun bisiklet çalma hikayesiyle başlayan bir yolculuk ve bisiklet çalıyor, cezaevine giriyor ve cezaevinde de işkence görüyor. Sayın Dilan Morris, işin hukuksal boyutu var. Hukuksal boyutu nerede? Şurada. Sürekli söyledik ama sanırım gösterince daha güzel anlaşılacak. Cezaevimiz yok ve 18 yaşından küçük çocuklarımız cezaevine büyük tutuklularla birlikte kalmaya zorlanıyor ve hep siz dile getiriyorsunuz, biliyorum bunu ama tekrarlamak istiyorum, suçlu olarak da dışarıya çıkıyor. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi öncelikle belirtmek isterim ki çocuklar kendi kendilerini koruyabilecek yetişkinliğe ve entelektüel yapıya ulaşmadıklarından, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de insan hakları ihlalleri bakımından risk altında olan en büyük gruplardandırlar. Bizim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmemiz 12 Mart 1996 yılında onaylanıp iç hukuk metnimiz haline geldi ve buna da hemen değinmek istedim. Orada yasanın birinci maddesine göre 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Biraz önce izlediğimiz görüntüden de gördüğümüz gibi buradaki çocuk 13 yaşındadır. Bisiklet çalma olayı aslında, çocuk burada ifadesinde bisiklet çaldım demesine rağmen, çocuğu da çok iyi tanıyorum, karıştığı olaylar aslında hırsızlık boyutunda da değil. Çünkü hırsızlığın tanımı yasamızda bir insanı bir maldan mahrum bırakmak amacı güderek hareket etmektir. Bu çocuğun durumunda, ki özel bir çocuğumuzdur, eğitime ihtiyacı olan, hiç buralarda olmayı hak etmeyen bir çocuğumuzdur. Bisikleti işte örneğin apartman altında bulur, bir tur atar, götürür, her yerine bırakır. Aslında yani işte ben hırsızlık yaptım derken çocuklarımız kendi haklarını da bilmez. Neyin suç olduğu, neyin suç olmadığı. Ve çok dikkatimi çekti. Bayağı bir olayla da karşılaşmaya başladık. Gitgide çocuk ve ergen suçlularda inanılmaz bir artış var. Bu bizi çok acil önlemler almaya itmesi gerekir. İşkenceye uğradım der. Yani çocuk zaten bizim yasalarımıza göre bir çocuğun cezaevinde diğer yetişkinlerle veya karakolda diğer yetişkinlerle olması normal bir durum değil. Yasalarımızın hiçbirinde de böyle bir şey yok. Ama buna hiç uyulmuyor. Yani bu benim bizim birazcık rahatsızlığı ediyor açıkçası. Bizim maddelerce çocuk mahkemeleri kurulmasından, çocuk mahkemelerinde neler olması gerektiğinden bahsetmekle birlikte maalesef hala daha bugün normal ceza mahkemelerimiz çocuk mahkemesi olarak oturum yapmakta. Çocuklar hiçbir koruyucu tedbir alınmadan yargılanmaya maruz kalmaktadırlar. Bence her yargılamada psikolog, pedagog, sosyal hizmetler dairesi mensuplarının her celse hazır olduğu, ki biraz önceki izlediğimiz görüntüden de sosyal hizmetler dairesinin ben kendim dıştan takip ettiğim kadarıyla bir defa gidip bu çocukla görüşmüş olduğu ve bu çocuk 13 yaşında bir birey. Evet. Her türlü istismara açık bir şekildedirler. Hele bir de suçlu bulunup mahkum edilen bir çocuğumuz cezaevine gönderilmektedir. Cezaevinde yetişkinlerle çocukların kalması yasamızca da mümkün olmamasına rağmen maalesef bugün yaşadığımız bunlardır. Peki bu ıslah evi konusunda niye bu kadar ısrar ediliyor, yapılmaması konusunda ve bir an önce, yani belki de işte çok olay yaşıyoruz bu konuyla ilgili. Biz daha da çok gündeme getireceğiz bunu Kıbrıs Postası, evet, farkıyla ve daha
daha da fazla görecek zaten bizi izleyenler ama belki buna da bir aracı oluruz ve ben çok sevinirim böyle bir şeyin aracı olursak. Şimdi, eğer ama bir ısrar var sanki gibi geliyor bana bu ıslah evi konusunda. Ben 6 yıl var bu mesleğin içinde, bu kadar yani kendi özel çabamızla koşturup çocuklarla ilgili araştırmalar yapıp işte dünyada ne oluyor, bizde ne oluyor, yapabileceğimiz hukukçu olarak neler yapabileceğimizi araştırırken 6 sene var her adli yıl açılışında başsavcılarımızın, değerli hukukçularımızın, psikologlarımızın, pedagoglarımızın açıklamalarını dinleyerek ıslah okul olma işiyle ilgili bununla ilgili bir örnek de verebilirim size. Ve hala daha bugün bu kadar zordur ki bizim yasamıza göre çocuk suçları yasamızın 3. maddesine göre de ıslah okulu yetkili tek merci bakanlar kuruludur. Bakanlar kurulu bugün çıkıp herhangi bir yere ıslah okulu olarak ilan ediyorum diyebilir. Tabii bugün bu yapılırsa ben çok memnun olmam. Bunu çok ciddi bir altyapıda yapılması tabii, gerekir. Tabii. Kaldı ki söz konusu çocuklarımız olunca apayrı bir hassasiyetle konunun gündeme alınması gerekir. Örneğin bir çocuk tutuklandığı andan itibaren çocuksa çocuklar konusunda eğitim almış polislerin ifadesini alması gerekir. Çocuk polisiniz de yok bizim değil mi? Yok. Yani bildiğim kadarıyla eğitim almış ayrı. Yasanın öngördüğü çocuklar konusunda eğitim almış polislerin ifade alabileceği, aynı şekilde çocuklar konusunda eğitim almış yargıçların davaya bakabileceği ve avukatların o çocukları savunabileceği. Ne yazık günümüzde bunlar yaşanmıyor. Çocuklarımız da kendi haklarını çok fazla bilemedikleri için, eğitimde de problemimiz olduğu için bugünlere geldik. Ben ilk bu röportajı da izlediğimde bu konu da gündemimize geldiğinde bisiklet çalmak suç mudur veya bisikleti bir çocuğun bisiklet çalmasıyla işte bir bankadan para çalmak eşdeğer tutulabilir mi? Gerçekten bunu düşündüm. Bunu birazcık açar mısınız bize? Şimdi bir insana bir malından, mülkünden, herhangi bir şeyinden mahrum bırakmak amacı güderek aldığınızda bu hırsızlık tanımını tamamlayan bir olgudur. Hırsızlıktır. Ancak şimdi söz konusu bu olayımızda 13 yaşındaki bir çocuktur. Apayrı bir hassasiyetle konunun üzerine gidilmesi gerekir ve kaldı ki bahsettiğimiz özel bir çocuktur. Yani özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğumuzdur. Yani değil cezaevi çocuğumuzun şu an tedavi görmüş yani topluma kazandırılmış olması gerekirdi. Biz maalesef çocuklarımızı diğer yetişkinlerle birlikte merkezi cezaevine veya karakollarda tutuyoruz. Aynı şartlarda, aynı ortamda hiçbir koruma tedbiri alınmaksızın. Biraz önce çocuğun izlediğimiz röportajında çok ciddi işkenceye uğradım. Aç susuz bırakıldım. Karnıma vurdular gibi iddiaları vardı. Bu iddialar duyduğum kadarıyla derneklerimize, vakıflarımıza çok ciddi boyutlarda başvurular vardır. Hiçbir tedbir alamıyoruz. Bunu ikinci bölümde değerlendirelim sizinle zaten. Özellikle bu iddialar sonrasında hukuksal açıdan neler yapılabilir? Çünkü biz dediğim gibi Kıbrıs Postası olarak bu tür yayınlara devam edeceğiz ve bu tarz iddialar daha da çok röportajlarımızın içinde yer alacak. Neler yapılabilir? Bunu ikinci bölümde değerlendirelim. Sevgili Kanal T izleyicileri, bizlere eğer sizler de isterseniz 4335 SMS hattından ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa biz de oradan sorabilirsiniz. Veya sosyal medya yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da takibimiz var. Facebook'tan Kıbrıs Postası olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Kıbrıs alt çizgi postası yazarak Twitter'dan da bize tweet atabilirsiniz. Yayınımıza bu şekilde de katılabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa bizlere her şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca röportajların içerisinde bu küçük çocuk bir şey talebinde bulunuyor. Bir cep telefonu ve laptop talebinde bulunuyor. Çok ufak bir talep. Eminim beni izleyenler, bizi izleyenler, bu programı izleyenler bunun ne kadar ufak bir talep olduğunu görecektir, anlayacaktır ve biliyordur. Bunun için de eğer bu çocuğumuza yardım etmek isteyen varsa 444-0100 numaralı telefondan bize bildirebilirler. Yardımlarını kabul edebiliriz Kıbrıs Postası olarak. Şimdi sokak röportajlarımız var. Biz programlarımızda bu tarz konuları halkımıza da soruyoruz. Halkımıza sorduk. Bu sokak röportajlarının da ilk kısmını sizlerle buluşturalım. Sonrasında sokak röportajlarını da biraz değerlendiririz. Olması lazım. Islah evi olması lazım. Yani çocukları terbiye etmek için ıslah evi vardı eskiden. Şimdi bilmek var mı? Sizden vardı, şu anda yok diyorsunuz. Bilmem var. Varlığından haberdar değilsiniz. Neydik? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir mesaj verebiliriz bu konu hakkında? Yoksa yapılması lazım. Islah evi. Islah evi olması lazım yani. Suç işleri çocukları orada tedavi görür. Akıllandırır.
bir şeyler öğrenir. Yani güzel bir şeydi yani. Çocuklar bir suç işlediği zaman kalacakları bir ıslah evi var mı? Yoktur. Olması gereken bir şey var mıdır, yok mudur diye sormak siz iyi bir yorumlayabilir misiniz? Olması şart aslında, şimdiki zamana göre şarttır. Çünkü büyüklerin içinde kalması uygun değil aslında. Hani biz de şey etmeyelim. Ve bir an evvel açılması lazım. Bilhassa çocukların ıslah olması lazım. Bilhassa polis bunları da kontrol etmesi lazım yani. Çünkü bu arka mahalleliler hep o dediğiniz çocuklardan doluyor. Çok teşekkürler efendim. Bir şey daha sorayım size. Geçen gün Çatalköy'deydiniz. O kaseti... Yani olması gerek aslında. Çünkü milletimizin çoğu, yani Kıbrıs'tan daha çok Türkiye halkımız var. Ve yani Kıbrıslar'da bizi sevdiğini zannetmiyorum. O yüzden yani sorun çocuklarımıza ilgi gösteremiyoruz. Çünkü hepimiz gurbetteyiz. Çalıştığımız için çocuklarımız hata yapabiliyor. Hatasız okul olmaz. O yüzden yani bir hatamızı bir ıslah eviyle, yani bunları eğiterek, cezaevi yerine eğiterek cezalandırmak daha güzel. Evet, röportajlarda ıslah evimiz var mıydı aslında sorumuz. Bu konuda ben halkın çok da fazla bilinçli olduğunu da düşünmüyorum. Islah evi olup olmadığı konusunda. Ama olması gerek ortak karar. Röportajların devamında da eminim ki buna değinecektir vatandaşlarımız. Söyleyeceklerdir burada da ıslah evinin olması gerektiğini. Sayın Morris, ıslah evi tabii ki bir yana ama son röportajda, halk röportajda küçük bir konuya değinen bir vatandaşımız vardı. Bizler burada gurbetteyiz ve göçmeniz. Bu konular daha çok göçmenler üstünden daha fazla sanki tartışılıyor veya konuşuluyor gibi bir hissiyat doğuyor. Bununla ilgileniyor musunuz? Yani göçmenlerin buradaki hakları nelerdir? Bunu da birazcık değerlendirebilir miyiz? Zaten genel olarak bir artış var ve nüfusa orantıladığımızda göçmen çocuklarımızda suç oranlarında artış vardır. Öncelikle bir şey belirtmek isterim ki ıslah evi derken yasamızın bahsettiği ve bizim gündeme getirdiğimiz aslında ıslah okuludur. Evet. Yani en son çare çocukların cezaevine gönderilmesi ve ceza çekmesidir. Aslında önemli olan önce önleyici tedbirleri almamız gerekir. Daha sonra en minimize ettikten sonra en son çare olmalıdır ceza. Islah okullarının bir an önce açılması gerekir kanaatindeyim. Çünkü bu kadar oranda artan çocuk ve ergen suçlularda artış varken çok acil önlemler almazsak yani bunun acısını tüm toplum olarak yaşayacağız. Size yaşadığım kısa bir örneği anlatayım. 16 yaşında bir müvekkilim, 16 yaşında bir çocuk 2 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildi. Çıktı ve geldi. Ofiste oturup konuşurken babası Ürdünlü bir çocuktu bu. Elinde bir telefon numarası yazar. Abla dedi, birini arayabilir miyim? Yok dedim, ben annenle babanla konuştum. Yani burada olduğumu bilirler. Konuşalım biraz, tartışalım, ona göre giden. Yok hayır, ben bir abici arayacağım. Cezaevindeki abicik bana numara verdi. Rum kesimindeki başka bir abiyi arayıp haber vereceğim. Anlaştıkları yerden onu alsın. Aslında çocuk bilmeden yetişkinlerin arasında tutulduğundan dolayı daha büyük suçlara karışmak üzere ve bunun farkında değil. Ve maalesef çocuklarımız cezaevinden çıktıklarında değil topluma kazandırmak suç makinesi olmalarını engelleyemiyoruz. Evet. Bu tarz olaylara daha önce yani çok karşılaşıyorsunuz değil mi? Yani cezaevinden çıkan bir çocuğun veya gencin, ben çocuk diye de çok fazla da ayırmak istemiyorum ama gençlerde de var bu durum. Çocuk denilebilecek yaştaki gençler de var. Bunlar işte çok ufak tefek suçlarla cezaevine giriyorlar ama oradaki durumdan ve şartlardan, koşullardan maalesef daha farklı suçlarla mı karşılaşıyorlar? Karşılaşıyor musunuz bu tarz sorunlarla gerçekten? İşte, çocuk çıktığında aslında hiç bilmediği, öğrenmediği suçlara da alet oluyor. Bunu bilmeden de yapanlar var. İşte bahsettiğim örnekteki gibi, çocuk bana abla elimdeki numarayı aramam gerekir, buradan arayabilir miyim? Rum kesimindeki abiyi arayacağım. İçeride yasa dışı yollarla tutuklu bulunan bir yetişkinin kaçmasına yardımcı olmak amacıyla o telefonu açacak ama çocuk onun bilincinde ve farkında değil.
Evet, ama bu çok ciddi bir sorun. Çok da ciddi üstüne gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden ıslah okullarının bir an önce açılması gerekir kanaatindeyim. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bizim iç hukuk metnimiz haline geldi. Bu gurur verici bir gelişmedir. Bizim anayasamızın 90. maddesi aynı zamanda usulüne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmaların anayasaya aykırılığı dahi iddia edilemeyecek boyutta olduğunu söyler ve garanti altına almaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmemize göre kesinlikle çocuklar yetişkinlerle ne karakolda ne cezaevinde bir arada tutulamazlar. Tabii uygulamada ne oluyor? Örneğin ben söz konusu bir çocuk olduğunda ki eskiden dediğim 2 yıl 3 yıl önceye kadar ayda bir çocuk görürsek ceza mahkemesinin salonunun önünde şimdi hemen hemen her gün bir çocuğa rastlamak mümkündür. O kadar bir artış vardır çocuk suçlularda ve bunun önlemini almazsak tüm toplum olarak bunun acısını çekeceğiz. Evet, çocuk suçlular dediğimiz zaman bize sosyal hizmet uzmanları, bazı uzmanları kızıyor. Evet. Suça itilmiş çocuklar. Evet, bunu kullanalım genelde. Daha güzel suça itilmiş çocuklar. Daha farklı bir terimi de var ama bunu kullanalım. Çünkü gerçekten bu... Evet, çocuklarımız suça itiliyor aslında. Hı-hı. Sadece cezaevine girmesi de gerekmiyor sanırım. Toplum içerisinde de sıkça bu tarz davalarla karşılaşıyorsunuz. Yani cezaeviyle sonuçlanmayanlar da olabilir. Bahsettiğim gibi bu kadar hızlı bir artış varken yasalarımızın süre tadil edilmesi gerekir. Toplumun bilinçlendirilmesi gerekir. Komisyonlar kurulabilir çocuk haklarıyla ilgili. İlkokullardan itibaren müfredata, insan hakları konulabilir. Kendi haklarını bilen, bunları hayata geçiren bireyleri yetiştirebilmek için örneğin günümüzde boşanma davaları çok artmış durumdadır. İster istemez parçalanmış aile çocukları olarak yani boşanma safhasında da devletin katkı koyarak bence ailelere en azından anne babaya psikolojik destek vermesi taraftarıyım. Evet. Umarız tüm avukatlarımız da Dilem Moles gibi duyarlı olur ve çocuklarımızın geleceği olduğunu unutmayalım. Dilem Hanım'a hanıma da tüm kalpten seviyor ve destekliyoruz demiş bir izleyicimiz mesaj hattımızdan gelmiş. Sizler de bize mesaj yollamak isterseniz 4335 mesaj hattımız sevgili kanalda izleyicileri. Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da Kıbrıs alt çizgi postası olarak bize tweet yollayabilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz Kıbrıs postasının sayfasından. Dediğimiz gibi bu küçücük çocuğumuzun ufak tefek istekleri var. Belki siz yardımıyla uzatmak isterseniz 444-0100 numaralı hattan yardımlarınızı da bekliyorum. Şimdi sırada hem reklamlar var hem de Kanal T'nin haber bülteni var, ara haber bülteni var. Ondan sonra bizler röportajımızın ikinci kısmı ve tartışmalarımızla yeniden burada olacağız. Çocuklara sadece ceza müdürü iyi davranıyor. Bir kişi oldu oğlan müdür bey. Nasıl davranır müdür? Çok iyi davranır. Yani bir eksiğin varsa gel yanıma. Bir olay olursa gelirsin yanıma söylersin bana. Bunları söyle bana. Cezaevi banyosunda dayak yedi. Daha tersi gördün mü? Yani daha farklı. Hani bir şey... Dayak çekti banyoda. Yani o da ayrı, banyo ayrı da. Hani banyo yaparken, duştayken. Kim yaptı oradaki mahkumu? Evet. Gelip banyoyu öldüler mi? Evet. Karşı çıkılmıyor. Cezaevine gönderilen çocuklar yeni suçlar öğrenerek çıkıyor. Birkaç kişi söyledi de ben onların yanında kalmıyordum zaten, başka bir yere gidiyordum. Ben televizyon odasındaydım. Onlar içeride konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Yani yaptıkları olayları anlatıyorlar. Sanki bir şeymiş gibi, bahaneymiş gibi. Yani bir arkadaş gelmişti banka soygununda cezaevine. Onu anlatıyorlar nasıl soygun, nasıl ne yaptık içeride, nasıl yedik silahlarla. Onları anlatıyorlar içeride. Özellikle da mı? Çıktığımda en büyüğünü yapıp geri gireceğim içeri. Dört duvar arasına hapsedilen çocuk neler hissettiğini böyle anlattı. Orada olmak senin için nasıl bir şeydi? Nasıl bir duyguydu? Ya ilk geldiğinde zaten bir ay odamdan çıkmadım ben. Oraya girdim. Sadece sigara içerdim içeride. Sabah akşam. Akşam çabuk olurdu da sabah olmazdı. Orada. Bayramı da sen orada geçirdin. Evet.
Bayram gittik, müdür bey bayramı kutladı. Sonra geldi koğuşa. Müdür bey sigara dağıttı koğuşlara. İşte öyle geçirdik kız. Herkes koğuşunda geçirdi bayramı. Ailem geldi mi? Ailem geldi. Açık görüş vardı. Alamaklı geldiler. Dört duvar arasında en çok neyi özledi? Burada ailemle ve kız arkadaşımı. Yani düşündüğümde ailemle, kız arkadaşımı. Her düşündüğümde ağlardım zaten. İçeride akşam olunca sadece yıldızları izledim orada. 2 ay sonra tekrar mahkemeye çıkardım. Neler oldu mahkemede? Mahkemeye çıktım, hani ne diyeyim size? Yalnız bir şey dikkatini çekti, sen ellerine kelepçe de getirdin. Evet. İnsanlık ayıbı, kamusal alana elleri kelepçeli çıkarıldı. Evet, cezaevine çıkardık, kelepçe buldular. Ya iki elime olmuşlar o zaman. Tek tel yani. Ondan sonra geçirdiler içeri. Yani bir başka bir duygu, dışarı çıkmak ve mahkemeye gelmek. Bir çocuğun en masum hayali. Bir hayalim var. Yok değil yani. O da bir bilgisayarım olması. Laptop tarzın yoksa bir masaüstü mü olsun? Her ikisi. Ne yapıyorsun yani? Sonuçta tamamen kendini bu işlerden sığınmaya çalışıyorsun. Laptop'u hak ediyorsun. Olabilir. Laptop olabilir. Bir de en yani laptop'tan sonra istediğim başka bir şey daha var. Ne? Bir cep telefonu. Nasıl veriyor telefonu? Yani sevdiğim tarz iPhone. Çocuğumuz yardım eli istiyor. Evet, bir hayal koridorunda çalışmak istiyorum. Olabilirsin. Bunun eğitimini de almak ister misin? Bunun eğitimini de almak istiyorum. Umarım yetkililerden herhalde. Yetkililerden bir yardım istiyorum yani. Ben baba olsaydım. Yani çocuğuna saygılı ve düzgün bir kültürlü bir şeyler öğretmek istiyorum. Baba, bir baba olarak. Yani terbiyeyi, her şeyi. Yani güzel bir aile hayal ediyorum. Evet, hayalin ne diye soruyorlar çocuğa ve hayalim bir laptop ve bir cep telefonu diyor. Hayaller bu kadar küçük olmamalı. Bu yaşta, yaşı küçük olmasına rağmen hayalleri daha da büyük olmalı diye düşünüyorum ben de. Eğer bu hayallerden herhangi bir tanesini gerçekleştirmek isterseniz sizler de bu küçücük çocuğun bu küçücük hayalini, çok küçücük hayalini, hayal bile denilemeyecek bir şeyi gerçekleştirmek isterseniz 444-0100 numaralı hattan ulaşabilirsiniz Kıbrıs Postası'na ve yardımlarınızı bekliyor bu çocuk. Evet Sayın Morris, şimdi bu görüntüleri izledik. Programımızın birinci bölümünde ben size sormuştum. Şimdi bu görüntüleri boşuna mı görüntüledik diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu tarz yayınlar yapılıyor. Hatta bunlar televizyon programı dahi oldu. Ve savcılık devreye giriyor. Bunları bir suç duyurusu olarak kabul ediyor ve devreye giriyor. Bizim ülkemizde böyle bir durum var mı? Evet, bizde de olan budur. Maalesef bu görüntüleri izliyoruz bugün hala daha. İddialar çok ciddi iddialar. Boğazımı sıktılar, dövdüler, tekme tokat, karanlık odada tuttular. Bunlar istismarın her biri ayrı bir türü. Gardiyandan tacize uğradım. Cezaevinde banyoda dayak yedim. Sigara içilen ortamlarda tutuldum. Bunlar aslında yani istismarın hemen hemen her boyutunu yaşadığı iddialar vardır. Çok üzülerek izliyorum ve karşılaşıyorum. Birebir tanıdım ve dinleme fırsatım da oldu. Bu iddiaların çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda yetkili mercilere şikayet edilebilir. Yani polise, savcılığımıza ve bu konular değerlendirilir. Denetim yapılması gerekir ve dediğim gibi yani suça itildiğinin bir çocuk olduğunu fark ettiğimiz anda polisten tutum, mahkemesi, yargıcı, ıslah okuluna kadar çocuklar konusunda eğitim almış bireylerin dahil olması lazım sisteme. Hatta işte biraz önce bahsettiğim gibi bizim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi iç hukuk metnimiz haline geldi. Bu sözleşmenin öngördüğü çocukların yetişkinlerden kesinlikle ayrı tutulmasıdır.
mahkeme ortamlarında çocuk mahkemelerinin kurulmasıdır. Koruma tedbirleri alınması gerekir. Basın mensuplarının çok duyarlı davranıp çocuklarımızı istismar edecek boyutlarda yani görüntüleriyle, isimleriyle, yaşlarıyla göstermemesi gerekir. Bir taraftan da yani üzücüdür ki maalesef yasalarımız tam anlamıyla uygulanamıyor. Biz hukukçular olarak bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir taraftan bahsederek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi şöyledir. Şu uygulansın, bu maddeye atıfta bulunsun ve 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Bizim diğer yasalarımıza göre 16 yaşından küçük bireyleri çocuk olarak kapsar. Bir taraftan yargıçlara bu yasayı gör, bu maddeyi uygula, şunu yap derken bir taraftan çocuk suçları yasamızın 12. maddesinde çocuklara kırbaç cezası verilebileceğinden bahseder. Ve hala daha yasamızın içinde yer almaktadır. Bu da utanç vericidir. Yani hukukçular olarak yaşadığımız sorunlar yasalarımız bir an önce tedbir edilmezse yani bir taraftan bunları yani çocuklar cezaevine gittiği zaman veya karakolda kırbaç cezasına çarptırılabilir şeklinde bir yasamız mı, maddemiz mi var? Evet, mahkeme suç işleyen bir çocuk olduğunda kırbaçlama cezasına emredebilir diye maddemiz var. Yani bugüne kadar uygulanmadı. Ama uygulanmayacak anlamında değil. Yani yargıcın sonuçta takdir yetkisi vardır. Ne yazık ki yani burada hala daha bugün 99 yılında tabir edilmiş bir yasa olmasına rağmen hala daha bu maddenin burada duruyor oluşu da utanç vericidir. Evet, peki şikayet edebilir dediniz, örneğin şikayette bulunabilir. Tabii ki bunlar çok ciddi iddialardır. Karakolda veya herhangi bir yerde yaşadığı bir şeyi. Bir genelleme yapamayız. Her karakola giren, kapıyı atan, tabii, dayak yer, işkenceye uğrar falan gibi bir durum söz konusu değil. Polis mensupları da çok büyük yük altında. Herhangi bir şekilde onları da zan altında bırakacak bir durum değil. Ancak bu iddiaların yani çok ciddi boyutlardadır. Bir çocuk 13 yaşında kaldı ki bu çocuğumuz özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk. Yani değil karakolda veya cezaevinde tutulması, özel eğitim alması gereken, tedavi olması gereken bir çocuğumuzdur. Yani gelişme sürecine cevap veren psikolog ve psikiyatr kontrolü altında bunlarla iyileştirilebilen bir çocuktur. Maalesef bunları yaşadı. Bu iddialar çok ciddi iddialardır. Polise başvurulması gerekir. Yani şikayetini dile getirmesi, gerekirse dilekçe vermesi ve şikayetini değerlendirilmesi gerekir. Savcılık da aynı şekilde. Savcılığa da başvurulabilir. Evet. Özel eğitime ihtiyaç duyulması gerektiğini söylediniz. Çok bizim de çok vaktimiz kalmadı. O yüzden sokak röportajlarını bir başka güne bırakalım. Gerçekten özel eğitime ihtiyaç duyulması lazım. Çünkü biz bunu biz söylemiyoruz. Doktordan bir raporu var mı çocuğumuzun? Özel eğitime ihtiyaç duyan bir durumda. Sizin de anlayabileceğiniz bir tabirle söyleyelim. Zihinsel bir engeli olabilecek durumda bir çocuğumuz. Bunu bir uzmana sorduk. Çocuk ve ergen şimdi bize şöyle bir durum var. Bu raddeye gelmeden önce biz bahsettiğim gibi en önemli olan koruyucu, önleyici tedbirleri alacak. Daha sonra ıslah edecek. Sosyal Hizmetler Dairesi neredeydi? Bu çocuk bunları yaşarken yani benim çocuktan aldığım bilgi o doğrultudadır ki tek bir defa görüşüldü. Bu çocuk bu sürece tabii olmadan önce Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde Sayın Barış Başeli'yle tanıyorsunuz. Barış Başeli'nin çalışmaları ve özenle yani apayrı bir titizlikle çalışmaları sonucunda bu çocuk ne bir olaya karışmıştır ne yani diğer yetilerinde de gelişme göstermiştir. Hayır deme becerisini geliştirmiştir. Hırsızlık nedir? Birinin malını almak nedir? Bunları öğrenmiştir. Kaldı ki başka duyarlı bir gazeteci arkadaşımız bu çocuğa bisiklet hediye almıştır. O gün de bu çocuğun başına polis tarafından başka bir tutuklama emri çıkarıldı. O bisikletin çalıntı olduğu yönünde. Tabii onlar daha sonra mahkeme sürecinde ortaya konuldu, sonuçlandı. Ancak Sosyal Hizmetler Dairesi'nde bugüne kadar bu çocuk aylarla içeride tutuldu, günlerle 9 gün girdi çıktı. Bu iddiaları dile getirebilmesi lazımdı. Evet. Ve her celse Sosyal Hizmetler Dairesi'nin mensuplarının mahkemede hazır bulunması gerekirdi ki bu davayı dışarıdan takip etme şansım oldu. Özellikle tek yani Barış Bey bulundu. Evet. Bir mesaj geldi. Bu ülkenin çocuklarının adil yargılanıp uygun ortamlarda veya ıslah evlerinde topluma kazanılması için bu ülkenin birçok dile moristlere ihtiyacı var diye bir mesaj da geldi bu arada. Evet, dediğim gibi çok vaktimiz kalmadığı için sokak röportajlarını bir kenara koyalım bugünlük. Bir uzman görüşümüz var. Uzman doktor, çocuk ve ergen psikiyatristi Rasiha Kandulu.
özellikle bu çocuğumuz için bize bir uzman görüşü verdi. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara nasıl davranmalıyız, nasıl bakmalıyız, yapılması gerekenler nelerdir? Hepsi uzman görüşünde. Eğer arkadaşlarım hazırlamışlarsa bu uzman görüşünü izleyelim. Sonrasında çok kısa bir şekilde yeniden tartışırız. Kalp hastası, özel eğitim ihtiyaçlı bir çocuğumuz, izinsiz telefon aldığı gerekçesiyle 2 ay tutukluluk verildi. Öncelikle bu çocuğun cezaevine gönderilmesi uygun mudur? Şimdi tabii ki çocuğumuzun eşlik eden başka tanıları olduğunu da zaten önceki sohbetimizde konuşmuştuk. Böyle bir durumda bizim için önemli olan çocuğu rehabilite etmek değil midir? Çocuğu iyileştirmek değil midir? Herhalde ilk adımın çocuğun tıbbi tedavisini, medikal tedavisini yani ilaç tedavisini ve eşlik ediyorsa gerekiyorsa psikoterapisinin, aile terapisinin düzenlenmesi olması gerekiyor. Bir de ben hukukçu arkadaşlarımla da konuştuğum zaman biliyorum ki ne yazık ki ülkemizde şu an bir ıslah evi yok. Yani gençlerin gidebileceği sadece gençlerin olabileceği ve böyle ortamlarda çocuğun ıslah edilmesi yerine ne yazık ki bir takım başka üzerinde ciddi rahatsızlıkların eklenmesi ya da çocuğun oradan fiziksel açıdan, duygusal açıdan ya da cinsel açıdan istismara maruz kalması çok büyük ihtimal. Çocuk cezaevine gittiğinde 17-18 kişi tarafından, oradaki adli mahkumlar tarafından onların söyledikleri bir şey yapmadığı gerekçesiyle dayak atılıyor, çocuk dövülüyor saatlerce. Bu çocuğun psikolojisini sizce nasıl etkilemiştir? İleriki dönemlerde kendisine yönelik bir sorun teşkil eder mi? Şimdi biz aslında istismar denildiği zaman sadece toplum olarak cinsel istismar algılıyoruz. Duygusal istismar ve fiziksel istismar ne yazık ki bizim çok üzerinde durmadığımız ve atladığımız konular. Yani çocuk orada fiziksel bir istismara maruz kalmış. Başka yetişkin kişiler tarafından istismar edilmiş. Nedir bu? Çocuğun beden ve ruh sağlığını zedeleyecek bir biçimde çocuğa zarar verilmesi anlamını taşıyor. Bu çocuğun dövülmesi, çocuğa vurulması, çocuğun olması. Bunlar hepsi aslında fiziksel istismar kavramı çatısı altında sayılabilen bir takım durumlar. Ne gibi sorunlar çıkıyor bu çocuklarda? Hani sonraki dönemlerde çocuğun bir kere kendine olan güveni azalıyor. Bir şekilde kendini değersiz hissetmeye başlıyor. Bir ikincisi çocukta kaygı semptomları dediğimiz bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. Nedir bunlar? İşte çocuk sürekli bir yerlerden kötülük gelecek korkuları yaşayabiliyor. Sürekli etrafını kolaçan etme ihtiyacı içerisinde olabiliyor. Buna bazı fiziksel belirtiler de eşlik ediyor tabii ki. Çarpıntı gibi, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrıları gibi aslında farklı şekilde fiziksel belirtilerin ilerleyen dönemlerde görülebildiğini biliyoruz. Ve en önemli noktalardan biri bu şekilde davranışa maruz kalan çocuk ya da gençlerde biliyoruz ki bu sadece klinik deneyimlerimize dayanarak söylediğimiz bir şey değil. Bunun altını çizerek özellikle belirtmek istiyorum. Bu alanda yapılan bir takım bilimsel çalışmalarda da gösterilen bir takım verilere dayanarak bunu söylüyorum. Bu çocuklar ileride ne yazık ki istismarcı konumuna, istismar eden kişi konumunda olabiliyorlar. Problemin çözüm yolunu başkalarını istismar ederek, fiziksel, duygusal ya da cinsel olarak istismar ederek bulmaya çalışabiliyorlar. Peki bu çocuğumuza cezaevinde bulunduğu süre içerisinde hiçbir şekilde psikolojik yardım almadığını görüyoruz. Aynı zamanda çocuğun ifadelerine göre sosyal hizmetler dairesinden sadece birkaç görevli bir gün geliyorlar, ziyaret ediyorlar, daha sonra hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Şimdi şu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Karşınızda gelişmekte olan bir beden, gelişmekte olan bir zihin söz konusu. Ve bu onun için ne kadar büyük bir travma. O yaştaki bir çocuk için, o yaştaki bir genç için. Ki bu çocuğumuzun eşlik eden, önceden gelen bir takım psikiyatrik rahatsızlıkları da var. Zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu en azından daha önce tanı olmuş olan alanlar diyebiliyorum. Bu nedenle özellikle böyle bir çocuğumuzun mutlaka o dönemde psikiyatrik olarak takip edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde çocuk ve ergen psikiyatrisi yine oturmakta olan bir alan. Aslında biz 4 kişiyiz.
Kıbrıs'ta görev yapan ve ne yazık ki bu alandaki çocuklarla pek fazla ilgilenilmiyor sanırım ve bu çok büyük bir eksiklik. Hani neydi, ben daha önce İzmir'de de çalışmıştım, oradan bu şekilde suç işlemiş ya da herhangi bir suça maruz kalmış olan çocukların ilk gönderildiği yer orasıydı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğiydi. Sanırım bunun burada da biraz daha oturmaya ihtiyacı var. Bizim de bu konuda biraz daha emek sarf etmemiz gerekiyor. Eksik kalan bir alan. Peki cezaevi sürecinde çocuğa bu şekilde bir psikolojik destek verilmemesi, onun ileriki süreçlerde nasıl sorunlar yaratacaktır? Şimdi zaten zeka geriliği dediğimiz durumda ne olur? Çocuk bir takım kararları kendi kendine veremez. Toplumsal uyumda zorluklar yaşar. İşte eğitim, öğrenim, sağlık, güvenlik aslında bunun başlıca basamaklarıdır. Sadece işte biz bunu IQ olarak değerlendirmemeliyiz. IQ işte 70'in altında olduğu zaman biz eşittir buna zeka geriliği deriz. Öyle bir şey söz konusu değil. Toplumsal uyumda da bu çocuklar ciddi zorluklar yaşıyorlar. Bu nedenle aslında onlara süpervizyon veren, onlara destek veren, bir şekilde onlara yol gösterici olan bir kişiye, bir profesyonele bu süreçte ciddi bir biçimde ihtiyaç duyuyorlar. Bizim dedik amacımız çocuğu iyileştirmek değil mi? Bu bizim için aslında demek ki bir yardım arayışı. İntihar da öyledir aslında. Artık sesini duyurmaya çalışır, bana yardım edin demeye çalışır. Suç işleyen bir çocuk da bizim karşımıza geldiği zaman bu çocuk aslında bizden yardım aramaktadır. Bizim bu çocuğa yardım elini uzatmamız gerekir. Yani bu dediğim gibi büyük bir eksiklik. Bu dönemde çocuğun bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ve tedavisinin acilen düzenlenmesi, çocuk orada neler yaşadı, nelerle baş etmek zorunda kaldı ve bunların yanı sıra bu çocuk öncesinde de acaba ne gibi şeylere maruz kaldı? Aile dinamikleri nasıl? Bu çocuk daha önce de fiziksel, cinsel ya da duygusal olarak istismara açık bir çocuk sonuçta. İstismar edildi mi? Bunlar hep çok ciddi soru işaretleri. Çözülmesi gereken çok önemli alanlar ve bir araştırılması gerekiyor. Mutlaka bu çocuğun tedavisinin en erken zamanda ertelenmeden düzenlenmesi şart. Görüşümüzde izledik Rasiha Kandolu'ya. Çok teşekkür ederiz bu uzman görüşü için ki gerçekten uzman görüşü olmuş. Çok da iyi olmuş. Nasıl davranacağımızı, neler yapılması gerektiğini benden değil bir uzmandan dinlemiş oldunuz. Bu da benim için çok önemli bir detay. Sayın Dilan Morris, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz bu yaşananlarla ilgili? Değinmek istediğiniz ve vurgu yapmak istediğiniz nokta nedir? Özel çocuklarımızla ilgili de özel eğitim yasamızın bir an önce yürürlüğe konması gerekir. Bir de tüm çocuklarımızın kendi haklarını bildiği ve bunları hayata geçirebilen bireyler yetiştirmeyi tüm toplum olarak ümit ederim. Evet, ben de size çok teşekkür ederim programıma katıldığınız için. Bu ederim. Programda bizlerle bu konuları paylaştığınız için değerli görüşlerinizi de hem bizimle hem de Kanal T izleyicileriyle paylaştığınız için. Sevgili Kanal T izleyicileri, bize ulaşabilecekleri numaralarınızı verelim. Oralardan ulaşabilirsiniz, hala devam edecek programımız bir iki dakika daha. 4335 SMS numaramız, bize bu yolla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu izlediğiniz çocuğumuzun çok ufacık bir hayali var. Bu ufacık hayalin içerisinde bir laptop, bir de cep telefonu var. Eğer bu konuda ve daha farklı konularda yardım etmek isterseniz bu çocuğumuza veya gelecek olan çocuklarımıza veya konularda yardım etmek, yardımcı olmak isterseniz 444-0100 numaralı hattan arayabilirsiniz. Buralardan takip edebilirsiniz ve bizlere ulaşabilirsiniz. Yardım etmek isterseniz muhakkak sizi dinleyeceğiz ve kale alacağız bu yardım isteklerini. Tabii bugünün gelişmeleri de vardı. Çok kısacık bunları böyle çok özet bir şekilde geçelim. Bugün neler yaşandı diye. Mustafa Tokay ve Emir Kan'ı serbest bırakıldı. Biliyorsunuz bir sahte imza, sahte belge ile gündemimize oturan bir konu olmuştu. Bu konu Cumhurbaşkanı Dervişleroğlu'nun eski müsteşarlarından Mustafa Tanju Tokay ve Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav Müdürü Emir Hüseyin Emirkan'ı serbest bırakıldılar. Teminata bağlandılar. Yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Polis özellikle Mustafa Tokay'ın evinde yaptığı aramadaysa, bu da detay bilgi olsun, yaptığı aramadaysa bu sahte belge ile ilgili bir nüsha buldu. El yazısıyla yazılmış bir nüsha bulduğu söyleniyor polis tarafından. Evet, dün gündeme getirmiştik, bir daha konu vardı. Dün gece geç saatlerde sonucuna varılan bir ihaleydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en geniş kapsamlı ihalesi olarak değerlendirdi. Ercan ihalesi, Ercan Havalimanı işletmesi taş yapı inşaata kaldı. Özellikle bu Ercan'la ilgili Ercan ihalesi, Ercan ihalesinde yaşananlar
Taşyapı şirketiyle ilgili ve bundan sonra ne olacaklarla ilgili eminim önümüzdeki haftalarda Kıbrıs Postası olarak sizlerle birçok detay paylaşacağız. Ama Taşyapı İnşaat bu ihaleyi kazandı. Bu ihaleye göre ve bu kazanıma göre 25 yıllığına devri öngörülen ihalede 350 milyon euroluk yatırımla havalimanının genişletilmesinin de içeriyormuş bu ihale. Ve canına kıyan Özgür Plaka'nın ailesi meclis önündeydi. Bu dün yaşanan bir olaydı. Bunu tekrarlamak istiyorum ben. Ailesi meclis önüne gitti ve bunu neden dile getiriyorum? Çünkü bu dönem intihar vakalarında çok büyük bir artış yaşandı. Sonuncusuydu Özgür Plaka ve küçücük oğlu ve kızını arkasında bırakarak intihar etti. Ve intihar sebebi de 80 bin TL'lik borçtu. Gerçekten o çok rahatsız etti bizi. Kıtam Hasiboğlu'nu ziyaret etti bugün. Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasiboğlu'nu ziyaret etti. Bu ziyarette bir mektup sundu. Bu mektuba ilişkin ek mesaileri zamanında ödenmesi gibi konular var. Bu mektupta geçici personele vardiya tahsilatı ödenmesi konuları var. Vardiya tüzüğünün acilen hazırlanması gerektiğini söylüyor ve mikrobiyoloji alanındaki personel sıkıntısı dile getiriliyor. Hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılması gerekiyor. Özellikle MR'da bu tarz konuları da KİTAMS bugün Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasiboğlu ile görüştü. Bu konuları da dile getirdi. Pazartesi yeniden sizlerle birlikte olacağız bizler. Yeni programlarla uyuşturucuyu gündeme getireceğiz. Daha farklı konuları, fuhuşu gündeme getireceğiz. Kıbrıs Postası'nın hazırlamış olduğu haberleri, bu detay haberleri, dosya haberleri Kanal T ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Umarım mutlu bir hafta sonu geçirirsiniz. Havalarımız birazcık serinliyor, sonbahara merhaba diyoruz ama bu hafta sonunu değerlendirin ve güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bu yalan söylüyorsun. Gerçekten iyi oldu.